Bölümümüze geldi şimdi sıra. Hüseyin Özer'in mutfağına gidiyoruz ve bakalım bize neler yapmış bu hafta Hüseyin Bey. Hep beraber görüyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayramda gelen etlerle yapabileceğiniz harika bir kavurma tarifi almaya hazır mısınız? Kurbana bir kavurma yapacağım. Kurban kavurması değil bu. Bir kavurma ama kurbanda yenecek bir kavurma olacak. Çok katkı olacak. Lezzet olacak, yumuşacık olacak. Böyle lokum gibi şöyle şu etlerden yapacağım. Tamam, görüyor musun? Ne güzel. Evet. Kuzu filetosu. Kuzu çok pahalı, güzel bir et. Ondan sonra evde rahatça yapsın insanlar, yesinler bayramda, güzel bir et. Bayramda gelen kurbanlıklarla, değil mi? Tabii onunla kemikli falan geliyor, sığır eti falan geliyor. Sığır etiyle de karıştırabilirler bunu. Harika. Sevgili izleyiciler, ben sırf bu kızdan yapıyorum bunu. Sığır eti arayın bakın falan dedim, uyuyor mu buna dedim ama bir sığır eti henüz gelmedi daha bana. Gelirse ben de karıştıracağım. Var mı bir yerde? Az bir şey. Şey var mı bizim ribay müftek? Ondan olur, olabilir. Biraz da sarımsak koyacağım ben buna. Zencefil ve sarımsak. Şimdi kurbanda bunlar olur olmaz. Öyle bir şey vardır. Aha. Bizimki bize göre bir kavurma olacak. Aha. Tamam mı? Şu kavrulup gidecek, kaybolacak zaten. Siz tavada kavuracaksınız. Yok edeceğiz, evet. Anladım. Soğan, şimdi bakalım. Bu soğan yetmez daha. Daha fazla soğan döneceğiz şimdi. Tamam, ribay. Yine bu kavurma için ideal bir büftek, tamam mı? Bundan koyacağız şimdi. Bu ne, dana eti mi bu? Bu dana eti. Biraz da bundan doğrayacağım. Şimdi herhalde birkaç porsiyon beraber olacak bu. Beraber. Herkes hep beraber yiyeceğiz, olur mu? Biraz fazla yapacaksınız yani. Herhalde öyle. Ete kıyacaksınız yani Hüseyin Bey bu defa. Niye kıyamıyorum? Öyle işte. Kıymaz olur mu? Şimdi şu iki kameranın arkasında iki tane zıbant gibi delikanlı var. Bunlara iyi bakayım ben. Evet, aynen şimdi öyle. Şimdi boynu ağrıyor falan. Çekiyor. Onlar size iyi bakıyorlar değil mi Hüseyin Bey ondan? İyi gözetliyor bir tanesi de. İkisi de iyi gözetliyor. İyi bakıyor, evet. Çok iyi bakıyorlar. Ya o yüzden. Ben onlara aslında iyi bakıyorum da. Sevgili izleyici onunla gözleriyle bakıyor bana. Ne? İkisi de. Ne yapacağız? Dana ile kuzuyu karıştıracağız şimdi. Dana ile kuzuyu. Budursun şimdi. Bunlar burada. Tamam. Nerede tavamız? Tava ısınıyor. Zeytinyağı ve tereyağımızı tavaya koyuyoruz. Doğradığımız zencefil ve sarımsağı tavaya alıyoruz. Sıra soğanlarda. Bu soğanların bir bölümünü de çok ince doğrayacaksın. Oldu mu evlat? Şimdi, yok bu tamam, bunu böyle doğra. Bir yarım soğan da çok ince doğrayacaksın ayrıca. Mustafa Bey solakmış bu arada. Kameraya uyuyor. Tamam, buldu. Kamera açısına şimdi acayip uygun. Çok ince bir tane, bir yarım soğan doğrayacağız. Çok ince olacak. Şunu şöyle buraya ayıralım. Evet. Tamam. Onu çok ince doğrayacağız. Neden onu ince doğratıyorsunuz? O kaybolacak da onun için. Onun için de bu soğanlar etin içinde biraz gözükebilir ama bir miktarı kaybolacak. Çok ince değil mi? Çok ince doğratıyor. Vay vay vay. Çok ince. Ama bu Mustafa da mühendistir. Bu da aşçı değil. Mustafa Bey mühendis artık pek mutfakla ilişkisi yok ama herhalde değil mi artık? Ne demek var tabii. Ben öyle mi? Şimdi bu biraz daha pişecek. Göreceksiniz. Hı-hı. Ondan sonra. Zencefil ve sarımsak. Bu dengeyi kurmamız gerekiyor. Harika. Doğradığımız soğanları da tavamıza alıyoruz. Bunda kokusu gittiği zaman güzel oluyor. Tamam. Gördün mü? Evet. Tamam. Sarımsak ve zencefilin kokusu tamamen gitti. Hı-hı. Hemen soğan eklediniz. Tamam, iyice pişireceğiz bunu. Önce ince kesilmişleri attınız şimdi. Yok olsun diye böyle demiştiniz. Öyle. Etler o kadar yumuşak ki soğandan daha narin bu etler. Ama tava yetmeyecek. Daha mı hızlı pişecek o zaman? Bunu alabiliriz ama sulanır. Bu sefer ne yapacağız biliyor musun?
Bunları orada pişireceğiz. Etleri başka bir tavada sonra birleştireceğiz. Soğan, sarımsak ve zencefillerimiz kavrulurken biz de etlerimizi küçük küçük doğruyor ve tavaya alıyoruz. Ne olsun? Tamam, oldu. Sulanmadı artık, tamam. Bunu... Bu arada geri kalan soğanlarımızı da başka bir tavaya alıyor ve kavuruyoruz. Ama yetmiyor herhalde değil mi? Şuna koyalım bunu. Tamam. Bunu burada kızartalım da denge kurulsun. Hüseyin Bey, bol soğan tercih ettiniz bu kez. Başka bir şey koymayacağız. Sadece o olacak. Bunda hem sığır eti var gördüğünüz gibi hem kuzu eti var. Etler karışık. Şu an pişmiş gibi görünüyor ama herhalde tam pişmediler değil mi şu anda? Yok yok. İyice kavrulacak. İyice kavrulacak. Pişmiş olması mümkün değil. Ve diğer tavada kavurduğumuz soğanı da etlerimize ekliyoruz. Vay vay vay. Yıllar önce yaptım ben bunu hatırlamıyorum. İşte buna benzer bir şeyler yapıyordum işte. Değil mi? Siz karıştırdıkça et topluyor kendi kendini. Öyle bak. Kokusu güzelleşiyor biraz yaklaşırsanız. Kokusu güzelleşiyor ve evet kokusu da değişiyor. Şu anda soğanı fora yapacağız. Tamam mı? Kavurmuşsunuz soğanı. Şimdi birleştirdiniz. Yine karıştırmaya devam. Öyle olacak. Yemeğimize biraz da tuz atıyoruz. Hüseyin Bey. Tamam, kavurmamız hazır. Yaklaşık 10-15 dakika kavurdunuz. Hazır olması lazımdı. Bitti buyurun. Galiba değil mi? Kavurma tamam. Kavurma tamam. Kurban Bayramı'nda afiyetle yiyebileceğiniz yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Evet, Hüseyin Bey hemen Ramazan pidesini aldı, böldü. Şöyle bir poğaça kopartalım hemen. Hadi bakalım. Atalım. Ve... Ramazan pidesi bizde her zaman var. Evet. Ramazan'dan Ramazan'a pide gelir ya her yere. Bizde ise şimdi de var. Dikkat edelim, ağzımızı yakmasın. Şimdi pişti ya. Vallahi çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Siz bunun içinde tabii koyun ve dana etini ayırt edebilir misiniz şu anda? Ben de bilmiyorum. Bir bakalım. Tarifimizi alamadıysanız sakın üzülmeyin. Aşağıda görmüş olduğunuz internet adresinden bu mükemmel kavurmanın tarifini alabilir ve sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz.